Bismillahirrahmanirrahim. Bakara suresi 30 ile 37. ayetler arasının meali. Suratul Bakarati sayfa 5 Bakara suresi. Ve iz hani gale buyurmuştu kim? Rabbuke senin Rabbin buyurmuştu. Gale fiili her ne kadar dedi, söyledi manasında olsa da yüce varlık için, Allahu Teala için, yaratıcı için Allah dedi demek uygun olmaz. Allahu Teala buyurdu, bir edep gereği bu şekilde ifade edilir, tercüme edilir. Gale fiili üzerine kısaca konuşalım. Aslı ga ve le idi. Yani vavi bir ecveftir. Ortadaki elif bunun ecvef olduğunu göstermekte. Ecvef ortası boş demekti. Ga ve le idi. El vavu vel ya'u izâ teharraketa ve enfetaha ma gablehuma gulibeta elifen. Kaidesi gereğince. Yani ne demek bu kaide? Vav olsun, ya olsun fark etmez. Kendileri harekeli, makabilleri yani bir önceki harfleri fetal olursa vav da ya da elife çevrilir. Bu yüzden gavele fiili oradaki vav elife çevrilmiş ve gale elde edilmiştir. Gale fetal üzere mebni mazi bir fiil. Gale buyurdu kim? Rabbuke senin Rabbin buyurdu. Ne, kim için? Lil meleiketi melekler için buyurdu. Yani meleklere hitap etti. Melaike kelimesi melek kelimesinin çoğuludur. Melekün, emlakün diye de gelir, melaiketün diye de gelir. Melekler. Peki Allah Teala melekler için ne buyurdu? Yani onlara ne ifade etti? İnni muhakkak ki ben cailun yapacağım, kılacağım. Daha açık ifadeyle yaratacağım. Fil erzi yeryüzünde ne yaratacağım? Halifeten bir halife yaratacağım. Buradaki halife kelimesi sıfatı müşebbehedir. Galu o melekler dediler ki etecalu yaratacak mısın fiha yeryüzünde men o kimseyi ki yusfiku yufsidu fesat edecek. Bozgunluk yapacak fiha yeryüzünde efsede yufsidu efale yuf'ale ifal babından muzari ve yine o kişi yesfiku dökecek eddimae kanlar. Dima kelimesi demun kelimesinin çoğuludur, cemisidir. Yani demun dima diye çoğulu gelir. Onun da aslı, demun kelimesinin aslı nedir? Dem yun veya dem vun, dem yun, dem vun şeklindedir. Oradaki ya veya o harfi hasfedilmiş, ondan ivaz olarak aslında esle getirilmiştir. Yani dem yin, dem vin şeklinde tenvin getirilmiştir. Dima çoğul bir kelimedir. Buna göre dima kelimesindeki hemze ya vav'dan ya da ya harfinden munkaliptir, dönüşmüştür. Burada bir edebi sanat söz konusu. Esasen çok edebi sanatlar var da şöyle bir baktığımızda daha kolay anlaşılacak olanlar üzerinde duralım. Yufsidu fiha, yeryüzünde fesat çıkartmak, yeryüzünde bozgunculuk yapmak esasen yesfiku dimayı kapsayıcıdır. Yani yeryüzünde bozgunculuk yapmak, yeryüzünde kan dökmeyi de kapsar. Hırsızlığı da kapsar. Yani insanları aldatmayı da kapsar. Pek çok şeyi kapsayacaktır. Buna göre önce genel bir ifade, ardından has, daha dar anlamlı bir kelime, bir ifade kullanılmıştır. Ve nahnu, melekler devam ediyor. Ve nahnu biz nüsebbihu, tesbih ediyoruz bihamdike. Seni hamd ile tesbih ediyoruz ve nukaddisu leke ve seni takdis ediyoruz. Gale Allahu Teala buyurdu. Hüve değil mi? Fail hüve. O Allahu Teala buyurdu ki inni muhakkak ki ben a'lemu biliyorum ma o şey ki la ta'lemune siz bilmiyorsunuz. Muhakkak ki ben sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum. Ve alleme
öğretti. Kim? Hüve. Allah-u Teala öğretti. Kime öğretti? Adem'e, Adem Aleyhisselam'a öğretti. Neyi öğretti? El esma'e, isimleri öğretti. Esma, ismun kelimesinin cemi mükesseridir. Küllaha, tamamını öğretti. Kül, tekit biliyorsunuz. Ha, burada müennes gelmiş çünkü esma cemi mükesser gayrı akıldır. Müfret müennes hükmündedir. Bu yüzden ha da o şekilde gelmiş. Sümme sonra arada sundu veya sunacak hüve Allahu Teala hum onları alel melaiketi meleklere sundu. Yani ismini Adem Aleyhisselam öğrettiği şeyleri her neyin ismini öğrettiyse onu meleklere sundu. Fegale ardından Allah Teala buyurdu. Enbi'u haber verin siz melekler haber verin neyi bana neyi bi esma'i ha'ulâ'i şunların isimlerini ha'ulâ'i şunlar bunlar diye ifade edilir. Şunların isimlerini bana haber verin söyleyin. İn küntüm eğer siz iseniz sadıkine doğru söylüyorsanız. Galu melekler dediler. Subhaneke seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz. La ilme ilim yoktur, bilgi yoktur lena bizde herhangi bir bilgi yok, bir ilim yok. İlla ancak bizde bir ilim, bir bilgi vardır ki ma o şey de o bilgi de allemte ne senin bize öğrettiğin bilgiden başkası değildir. Yani sen bize ne öğrettiysen biz sadece onu biliriz dediler. Yani o şeylerin isimlerini bilemediler. İnneke şüphesiz ki sen ente sen nesin el alim her şeyi bilensin el hakim çok hikmetlisin. Alim kelimesi mübalağa ismi fail olarak değerlendirilir. Hakim kelimesi hem mübalağa ismi fail hem de sıfatı müşebbeh olarak değerlendirilmiş. Üzerinde ihtilaf vardır. İnneke'den sonra gelen ente birkaç vecih olarak değerlendirilmiştir. Mesela ente zamirini zamiri fasıl sayabiliriz. İnneke sen alimsin. El alimu alimsin. Veya enteyi inneke'nin tekidi sayabiliriz. İnneke sen ente sen anca sen alimsin, hakimsin şeklinde değerlendirilebilir. Veya inneke sen yani nesin? Ente mübteda el alim haber. Mübteda haber bir isim cümlesi olarak innenin haberi de olabilir. Bununla birlikte alim birinci haber, hakim ikinci haber olarak değerlendirilmiş. Hakim kelimesi alimin sıfatıdır bu şekillere değerlendirilmiş. Yani inneke ente alimul hakim bu cümle üzerinde pek çok değerlendirme söz konusudur. Gale gerçi bu ayete geçmeden şunu da söyleyelim. Subhan kelimesi mastardır. Onu da belirttik böylece. Gale Allah Teala buyurdu. Ya Ademu ey Adem en bi haber ver. Hum o şeyleri yani o şeyleri bi esma hum en bi haber ver. Hum meleklere haber ver. Neyi? Bi esmaihim o şeylerin isimlerini meleklere haber ver söyle. Fellemma enbe'e haber verince hum onlara meleklere Adem Aleyhisselam haber verince neyi? Bi esmaihim o şeylerin isimlerini haber verince Gale Allahu Teala buyurdu ki Ellem egul ben demedim mi leküm size? Elem egul aslı. Ekvul. İlalden dolayı egu şeklini almış. Ben size demedim mi leküm size? İnni muhakkak ki ben e'lemu bilirim, biliyorum, bilmekteyim. Gaybe semavati vel erzi. Erz yeryüzü demek. Semavat gökler demek. Gayb gizlilikler. Yani diğer varlıkların bilmediği şeyler. Buna göre yeryüzünün ve göklerin gizliliklerini bilinmeyenlerini bilirim demedim mi? Ve a'lemu ve yine ben bilirim ma o şeyi ki tübdüğüne siz açıkça yapıyorsunuz ve ma ve yine bilirim ma o şeyi ki küntüm sizsiniz tektumune gizliyorsunuz. Yani ma tübdüğüne açıkça yaptıklarınıza
yaptıklarınızı da ve ma kuntum tektumune gizlice yaptıklarınızı da. Kısacası gizli olan, açık olan her şeyi ki o da ne demek? Yani her şeyi bilirim. Ve id hani gunna biz demiştik lil melaketi melekler için usjudu secde edin. Secede yescudu başındaki hemze hemzeyi vasıl burada okunmamıştır. Çünkü geçiş halindeyiz. Lil melaike tiscudu. Ama kelimenin aslını bilin diye ben söyledim. Usjudu secde edin. Yani alnınızı yere koyun şeklinde değil tabi. Adem Aleyhisselam için alnı yere koyulmaz. Alın sadece Allah Teala için konulur. Burada kastedilen mana farklı. Üsjudu secde edin li Adem'e. Adem için. Adem Aleyhisselam için saygı gösterisinde bulunun. İşte ardından hemen secedu secde ettiler. İlla ancak secde etmedi kim? İblise iblis secde etmedi. Yani şeytan secde etmedi. Buraya bakarak melekler secde etti ancak bir melek secde etmedi demeyelim yani ona dikkat edelim. İblis cinlerden bir varlıktır. Cin grubundan, cin taifesinden derler. Kâne minel cinni. Kur'an-ı Kerim'de geçmekte zaten. Yani şeytan kesinlikle melek değildir. İlla ne derler? İstisnayı munkatı derler. Eba. Eba baş kaldırdı manasına gelir. Eba fiili ebeye yebeyü 3. baptandır. Maksud adlı kitapta geçmektedir. 3. baptan oluşu şazdır. Çünkü kendisinde boğaz harflerinden bir harf yoktur. Faal ve aynı fiilinde olması gerekirdi. Yoktur. Aslı ney? E, B, Y. Sonda bir ya harfi vardı. Ya harfi illet mutaharrik ma kablu meftuh olduğundan elife kalbedildi. Tıpkı Gale'deki Gavele Gale olayında olduğu gibi. Burada da aynı şey söz konusu. İlla iblis ancak iblis yani şeytan secde etmedi. Eba baş kaldırdı ve istekbera büyüklük tasladı. Kibirlendi. Kim? Hüve o iblis. Ve kâne oldu kim? Hüve o iblis oldu. Neden oldu? Minel kafirine kafirlerden oldu. Yani şeytan hangi dine bağlı diye sorulsa bazıları afallıyor diyelim. Afallamak o tabiri kullanalım. Yani cevap nedir? Burada yazıyor. Kâne minel kafir. Şeytan kafirdir yani. Bu kadar Müslüman değildir. Allah'ı görüyor muydu? Yani Allah'ı biliyor muydu? Biliyordu. Bilmesine rağmen kafir oldu. Demek ki bazen Allah Teala'yı bilmek yeterli olmaz. Kâne nasıl da K, V, N, Vav harfi harekeli, makamlı, meftuh. Bu yüzden elife çevrildi. Kâne oldu. Gale ile aynı şey söz konusu. Eba ile aynı şey söz konusu. Ve bunna biz dedik. Ya Adem'u, ey Adem. Üskün, otur, yerleş. Kim? Ente sen. Ve zevcüke ve eşin de otursun, yerleşsin. Nerede? El cennete, cennette. Ve küla kül küla emri hazırın tesniyesi ekel eden küla yiyin minha o cennetin nimetlerinden ha cennete gitmekte cennetten yiyin olmaz değil mi cennet bir mekandır cenneti yiyin değil yani cennetin içerisindeki nimetlerden yiyin ragaden dilediğinizce bol bol yiyin haysu şi'tuma dilediğinizce demek dilediğinizce yiyin şi'tuma yani şi't kelimesi üzerinde açıkçası 10 dakika konuşulabilir. O kadar çok üzerinde ilaller vesaire var. Kısaca biz geçelim. Şit kelimesi aslı şeyi'e, faile veznindedir. O kadarını söyleyerek yetinelim çünkü üzerine fazla durursak bir de çok uzar. Ve la takraba yaklaşmayın siz ikiniz. Hazihi eşşecerate. Şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa tekuna olursunuz. Tekuna aslı tekvunani idi. Bir vezni tef'ulen. Yani nedir? Tekvunani şeklindeydi ama fetekuna halini almıştır. Üzerinde ilerler var. Fetekuna yoksa siz ikiniz olursunuz mine zalimine zalimlerden olursunuz. Kendinize kötülük etmiş olursunuz. Yani Allah Teala cennete hazi şecerate şu ağaca yaklaşmayın diye buyurmuş. Onun dışında her şeyi yiyin, için dilediğinizde bol bol demiştir, buyurmuştur.
Ama iş orada tabii ki bitmiyor. Fe ezelle derken ezelle. Zelle ezelle ifal babındandır. Ezelle kelimesi kaydırdı yani ayak kaydırmak, yanıltmak demek. Huma o ikisini yani Adem Aleyhisselam ile eşini kandırdı da denilebilir. Aklını bulandırdı. Kim? Eşşeytanu şeytan. Şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı. Nereden? Enha. Ha cennete gidiyorum. Müennes sanır. Cennetten ayaklarını kaydırdı. Fe böylece ehrece çıkardı. Huma o ikisini. Mimma o yerden ki kana idiler fihi orada. Yani oldukları yerden onları çıkarttı. Kim? Ehrece. Ve gunna biz buyurduk. İhbidu inin çıkın. Çıkın inin. Ba'dukum sizin bazınız li ba'zin. Diğer bazıları için adedin düşmandır. Yani düşman olarak. Bir kısmınız diğer bir kısmınıza düşman olarak çıkın inin. Ve leküm sizin için vardır fil erzi yeryüzünde vardır. Ne vardır? Müstakarrun yerleşme vardır. Müstakar kelimesi ismi mekan olarak değerlendirilebilir. Nasıl olarak da değerlendirilmiştir. İsim mekan olduğunu tercih edelim. Yerleşme vardır. Ve meta'ın ve faydalanma vardır. İlâ hîn belli bir vakte dek. Fettelakka. Telakka aldı manasına gelmektedir. Telakka kelimesinin aslı telakkaye yani tefaale tefaül babındandır. Telakkaye sondaki ye fethalı olduğundan yani hareketli olduğundan diyelim. Makabli de meftuh olduğundan ye elife kalbedilmiştir. Telakka şeklini almıştır. Telakka aldı yani ilham aldı. Kim? Adem'u Adem Aleyhisselam min Rabbi Rabbinden ilham olarak ne aldı? Kelimatin kelimeler aldı. Fe böylece yani ardından tabe aleyhi o olayın üzerine yani ilham aldığı kelimelerden hemen sonra tabe tövbe etti. Arapça tevbe yazılmakta, Türkçesi tövbe diye bilinmekte. Tabe'nin aslı da TVB, vavi bir ecveftir. Yine Gale'de olduğu gibi, Eba'da olduğu gibi, az önce geçen Telakka'da olduğu gibi aynı kural uygulanmış Tabe'ye dönüşmüştür. İnnehu o. Hangi o yani o Allah Teala, hüve o Allah Teala nedir? Ettevvab. Ettevvab Tabe'den nedir? Mübalağa ismi faildir. Tövbeleri çok kabul edendir. Errahim çok merhametlidir. İnsanlara çok acıyıcıdır. Acıyandır. Tevvab mübalağa ismi fail. Rahim de yine mübalağa ismi faildir. Şimdi esasen mal bitti. Bir iki tane kolay edebiyat sanatına değinerek videomuzu sonlandıracağız. Alleme Adem el esma külleha. Arıyorum şu an söyleyeceğim kolay şeyler vardı. Evet. 33 numaralı ayete baktığımızda Es-semavat vel erd. İnni a'lemu gaybis semavati vel erd. Buraya baktığımızda sema ile erz nedir? Birbirine zıt kelime. Birisi yer, birisi gök. Buna ne denilir? Tıbak denilir. Tıbak sanatı var. Bunun dışında tübdüne, tektümüne. Birisi gizlemek, birisi açıkça yapmak. Bu da yine birbirine zıttır. Dolayısıyla burada da ne vardır? Aynı şekilde tıbak sanatı vardır. Böylece videomuzu bitirmiş olduk.